Şimdi efendim sağ olsun devletimiz vakıflar tadilatlardan, restorasyonlara yapıyor. Burada şimdi yeni bir restorasyon oldu Sütçümamızın türbesinde. Mezar taşına baktık ve benim de haricimde vatandaşların tepkisini çektiği için de ben olaya vuku bulmuş oldum. Mezar taşında gördüğünüz gibi Fatiha Sütçümam. Öyle bir enteresan ki gelen vatandaş diyor ki ya Sütçümam adı Fatiha imiş diyor. Bunu da vakıflardan gelen görevliye durumu anlattım. Biz bir şey yapamayız, böyledir falan diye biraz şey yaptılar. Ben de bunu artık öyle bir zorunluma gitti ki gelen misafirlere, Türkiye'nin her tarafından gelen, ziyarete gelen insanlar var. Bunu okuduğumuz zaman ben vatandaşların yorumuna bırakıyorum. Bu şekil doğru mudur? Bir mezar taşına bu şekilde yazılır mı? Fatiha diye yazmasalar, Sütçümam diye yazsalar ona da razıyız. Ama Fatiha, Sütçümam deyince sanki Sütçümam'ın bu zamana kadar isminin bilinmeyen bir tarafı varmış. Sanki Fatiha'ymış ismi gibi bir imaj çıkıyor. Bunu düzeltmelerini istedik. Bir şey yapamadık. Hangi yetkili mercilerle görüştün? Vakıflardan gelen, bunu denetlemeye gelen Yahya isminde bir arkadaşımızmış. Genç bir arkadaşımız. Durumu anlattım. Adam oralı bile olmadı. Biraz ekabir ekabir konuştu. Ben de artık de ne yapayım? Kime ulaşabilirim dedim. Bu benim zoruma geliyor. Çünkü benim muhtarlığım bitişik. Gelen insanlara ben burada fahri rehberlik yapıyorum. Rehberlik yaptığım için insanlar bana sordukları zaman ne diyebilirim? Şimdi Fatiha Sütçümam deyince ne anlama gelir? Arada bir boşluk olsa veya da bir atlam kesit olsa Fatiha istendiği belli olur. Sanki şey gibi Fatiha Sütçümam. İsim Fatiha, söz ismi Sütçümam gibi imaj uyanmış oldu. Şimdi Sütçümam'ımız milli mücadelemizin kahramanı ve Türkiye'ye mal olmuş bir isimdir. Yani Sütçümam deyince milli mücadelemizde ilk kurşunu sıkan ve şehrimizin kurtulmasında devletten destek bile almadan halkın kurtulmasına vesile olmuş bir insandır. Şimdi kalkıp da madem bu kadar para harcanırken bu kadar bir devlet sağ olsun yapıyor ama bunu yapanların da dikkatini çekmek istediğim olay şu. Hiç olmazsa bu mezar taşına şey yazılabilir. Nedir? İlk kurşunu sıkan Sütçümam'ın ruhuna Fatiha da diyebilir. Veyahut da bunlardan da kaçınıyorlarsa yalnız ismini yazsınlar. Şimdi Fatiha Sütçümam diyor, ben dikkatimi çektiği için ben bu kadar özelledim ve de mahtap bulamadığım için ben zoruma gittiği için bunu yaptım. Şimdi gelen misafirlere ben nasıl anlatayım? Şu an için türbenin eski halinden biraz daha görkemli olarak süslenmiş, güzel ama bu eski milli mücadele veren bir kişinin yani şu yazı hiç olmamış bir. Bu şekil şey olmanın çok hoş bir, güzel bir yanı da yok bence. Ya bu koskocaman bir milli emlak tarafından yapılıyormuş madem burası. Yahu şu kadar bu milli mücadeleyi yapmış kişiye şu yazı hoş mu sizce? Ben bunu size sorayım veya daha büyük şeylere. Artı buraya gelen tüm dışarıdan tüm misafirlerinin bu alanda hiçbir otopark yerleri de yok. Bunları hiçbir zaman için hiç kimse dile getirmiyor. Sizlerin aracında ben bunu da dile getirmiş oluyorum. Artı bu yapının ilk baştan sağa dönük olarak ya merkezi olarak her şey gelişi güzel yapılıyor yani. Hiçbir şey burada eski milli mücadele şeyini veren Sütçümam Efendi'nin ruhuna veya şanına yapılan bir yapıt yapılmıyor buraya. Manşet. Gerçek çok net.